Bugün nelerden bahsedeceğiz? Kurumsal yönetim çerçevesinde işletmelerdeki iç denetim departmanlarından ve iç denetim fonksiyonlarından Çok güzel. Bugünkü konuğumuz Doçent Doktor Engin Ergüden. Hoş geldiniz. hoş bulduk efendim. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki ilk önce bana bu fırsatı sağladığınız için çok çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ben Doçent Doktor Engin Ergüden. Aslında benim meslekte hep ben o şekilde tanıtıyorum kendimi. İki şapkam var. Bir kurumsal hayattaki denetim tecrübem. Bir de akademik tarafım. Ben 25 yıldır denetim sektörünün içindeyim. İlk 5 yıl bağımsız denetim şirketlerinde denetim alanında çalıştım. Sonra akabinde bir 10 yıl kadar holding şirketlerde iç denetim departmanlarının kurulması, yönetilmesiyle ilgili bir süreç oldu. Ve son 13 yıldır da kendi yönetim danışmanlık şirketinde ağırlıklı olarak iç denetim ve diğer denetim türlerinde hizmetler vermekteyim. Bu mesleki profesyonel taraf, akademik taraftan da bahsedersem, Lütfen. Yüksek lisans ve doktora eğitiminden sonra Vakıf Üniversitesi'nde ders verdim. Dört Büyük Vakıf Üniversitesi'nde 2009'da 19 arasında lisans ve yüksek lisans seviyelerinde dersler verdim. Ve son olarak da yaklaşık 3 aydır Türkiye Cumhuriyeti Rumeli Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde İktisadi İdare ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Çok tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını Sağ olun, sağ diliyoruz. olun efendim. Denetim sektöründeki yeni mesleki uygulamalardan, son gelişmelerden bahseder misiniz? Tabii ki, tabii ki. Şimdi aslında bunu bir dünyadaki perspektif ve Türkiye'deki perspektif açısından biraz Lütfen. özetlersek. Şimdi dünyada 1920'li yılların sonunda büyük ekonomik buhrandan sonra bağımsız denetim süreçleri biraz daha yoğun bir şekilde uygulanmaya başladı. 1940'ların ortasında yine Amerika Birleşik Devletleri'nde işletmelerde ki bugünkü sohbet konumuz olan işletme nerede süreçlerin, faaliyetlerin ve operasyonların verimliliğiyle ilgili olarak iç denetim departmanları kuruldu. 1970'lerin başına geldiğimizde dünyada bilgi teknolojilerinin ve internetin tabii ki yine Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmasıyla birlikte tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyor ve kıta Avrupası ülkelerine doğru evrilen bir süreç var tabii. Burada da bilgi teknolojileri denetimi ön planda ve bu süreçte dünyadaki bu perspektifte bu denetimler devam ediyor. Ama dünyadaki süreçte özellikle 2000'li yılların başlarında yine Amerika Birleşik Devletleri'nde ağırlıklı olmak üzere meydana gelen muhasebe skandallarından sonra Maalesef. denetim biraz daha risk odaklı, her türlü denetimi risk odaklı sürece evrildi. Bu dünyadaki perspektifi bu şekilde özetledikten sonra Türkiye'de denetimin süreci 1940'lardan itibaren vergi denetimi ağırlığında bir süreç hakim. 1981 yılında Türkiye'nin yine globalleşme ve küreselleşme çerçevesinde etkisiyle birlikte 1981 yılında 2499 sayılı sermaye piyasası mevzuatının yasallaşması ile birlikte ve 1984 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın kurulması ile birlikte denetim ve şirketlerin halka açılması ile birlikte 1980 yılında ilk bağımsız denetim tebliğini görüyoruz. Evet. Tabii ki 80'li yıllardaki politikalarla birlikte Türkiye'deki şirketlerin büyümesi, gelişmesi, holdingleşmesi, yurt içi ve yurt dışı şirketlerle entegrasyonuyla birlikte holding şirketlerde iç denetim departmanlarının kurulması ve gelişmesini 1990'lı yılın ortalarından itibaren yine günümüze kadarki süreçte görebiliyoruz. Evet, 80'lerden itibaren açılmalar başladı. Aynen, 90'da iyice arttı. Doğru. Yasalar, mevzuatlarındaki gelişmelerle birlikte o süreç biraz daha evrildi. Evet. Peki iç denetim mesleğinin neresindedir acaba?
Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Şimdi iç denetim aslında baktığımızda işletmedeki tüm süreçlerin, operasyonların, faaliyetlerin verimiyle ilgili yönetime bir danışmanlık yapar. Evet. Bu kapsamda iç denetçiler, ki bu hizmet dışarıdan dış kaynak olarak verildiği gibi evet. Büyük yapılar içeriden bu evet. departmanlar oluşuyorlar. Bunlar bir yönetimin kurmayı şeklinde faaliyetlerde bulunurlar ve yapmış oldukları denetim raporlarını yönetime sunarlar. Yönetimin evet. de bu raporlarla birlikte aksiyonlar alacağı bir kaçınılmazdır. Evet. Peki iç denetim ne yapar, ne yapmaz? Ha. Teşekkür ederim. Aslında ne yapardan olumlu taraftan evet. başlamak lazım. Tabii. Demin de ifade ettiğim gibi içeriçler yönetimin bir danışmanıdır. Yönetime danışmanlık yaparlar. Ki işletmelerde yönetimin tesis etmiş olduğu ve tüm işletme çalışanlarıyla birlikte uyguladıkları iç kontrol süreçleri hakkında iç kontrol süreçlerinin ne şekilde etkin ve verimli çalışıyla ilgili yönetime raporlamalar yaparlar. Yani iç kontroller etkin mi? Veya bu iç kontrollerdeki süreçlerde bir kayıp kaçak var mı? Bunlarla ilgili yönetime raporlama yaparlar. Aslında en geniş perspektifte iç denetim departmanlarının fonksiyonu budur. Ne yapmaz dediğimize gelirsek, burada aslında iç denetçiler yönetim kuruluna her zaman için yatay olarak bağlıdırlar. Ve bundan dolayı hiçbir icraî faaliyette bulunmazlar. Yani iç denetçiler bir onay merci değildir. İç denetçiler operasyonel faaliyette bulunmazlar. İç denetçiler yönetim adına hiçbir şeyleri onaylamazlar. Zaten yönetim bir işletmede bir organizasyon şemasını göz önünde bulunduğumuzda iç denetçiler her zaman için yönetim Hayır. kuruluna yatay olarak evet. bağlı olmaları onların bir icraî faaliyette bulunmadığının sonucudur. Bu soruyu da bu şekilde özetleyebiliriz. Evet, yani biraz nötr olmaları gerekiyor değil mi? Aynen aynen kesinlikle o yüzden... kesinlikle. Yani icraatta bulunmuyorlar icra kurulunda. Kesinlikle icraatta bulunmuyorlar. Yeri geldin mi öyle bir fonksiyonel evet. yapıdalar ki yeri geldin mi yönetimi yönetim kurulunda denetleme evet. aşamasında olabiliyorlar. Evet. O yüzden bağımsız. Bağımsız. Tamamen bağımsız bir yapıdadırlar evet. iç denetçiler. İşletmelerde kurumsal yönetim ilkeleriyle şirketlerdeki iç denetim yapılarını açıklayabilir misiniz? Teşekkür ederim. Bu da tabii ki dünyada son 20-25 yıllık perspektifte iç denetim, özellikle tüm denetim, demin de ifade etmiştim, tüm denetim fonksiyonlarında dünyadaki yeniden yapılanma ile birlikte evrildikten sonra aslında iç denetim evet. bir üçgenin üç temel ucuyla açıklayabilir. Bir ucunda kurumsal yönetim ilkeleri vardır. Sorumuzda onu biraz daha açacağım. Bir tarafta iç kontrol mekanizmaları vardır. Bir tarafta da risk yönetimi vardır. Yani risk yönetimi aslında işletmelerdeki tüm risk odaklı denetimin bir perspektifidir. Şimdi tabii kurumsal yönetim ilkelerinin neresindeki sorunuzla birlikte... Dünyada 98'de ilk OECD'nin yayınlamış olduğu kurumsal yönetim ilkeleriyle birlikte ve aslında dünyadaki perspektifi anlattığımda tamamen risk odaklı denetim çerçevesinde kurumsal yönetim ilkeleri çok çok önemli bir sacaya. Aslında kurumsal yönetim ilkelerini işletme yönetiminde en üst seviyeye koyarsak onun altında tabii ki denetim mekanizmaları, kontrol mekanizmaları da var. Bu kapsamda özellikle son 20-25 yıllık perspektifte iç denetim departmanları işletmelerde kurumsal yönetim ilkeleriyle faaliyetlerini gösterdikleri için ve bu kapsamda da kurumsal işletmelerde kurumsal yönetimin daha gelişmesine katkı sundukları için yönetime bir danışmanlık görevinde bulunuyorlar. Evet. Peki iç denetim işletmelerinde meydana gelmesi hiç istenmeyen hile ve suistimallere bakışı nasıldır? Evet, o aslında genelde özellikle Türkiye'de KOBİ ve KOBİ üstü, biraz KOBİ üstü firmalarda ve deminki sorumuzda doğru orantılı olarak kurumsal yönetim ilkeleri çok eksik olan
işletmelerde bu açığa gösteriyor. Şimdi peki işletmelerde hile ve suistimal niye meydana gelir? İşletmelerde hile ve suistimal tabii ki yönetimin çok istemediği bir sonuç. Yani sonuçta bir tarafta bir kişi işletmenin varlıklarını kendi amaçları doğrultusunda amiyane bir tabirle çalarak haksız bir menfaat kazanç sağlayarak kendi kendi üzerlerine geçiriyor. Evet. Şimdi bu kapsamda aslında klasik yönetim anlayışında her bir yönetim genelde iç denetim departmanları varsa işletmelerde işte iç denetçileri bir hile suistimal denetçisi olarak da görebiliyor. Buralardan da bu fonksiyonu bekliyor. Aslında özellikle iç denetimin temel amacı işletmelerde vuku bulabilecek olabilecek olumsuz bir hile ve suistimal sürecine olmadan, vuku bulmadan ortaya çıkarmak ve yönetime bununla ilgili aksiyonları bir rapor halinde sunarak yönetim de bununla ilgili aksiyonları almasına yardımcı oluyor iç denetim departmanları. Kesinlikle. Önceden tabii tedbirler çok önemli. Mutlaka, mutlaka. Denetim. Aynen, aynen o konuda çok çok önemli. Çok, çok önemli. Evet. İç denetim departmanlarının kurulması ve tesis edilmesi işletme yönetimi açısından bir proje demiştiniz. Bunu açabilir misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle ifade etmek gerekirse, şimdi Türkiye'de yasal mevzuat olarak bankalarda, aracı kurumlarda, finans sektöründe iç denetim departmanları, ki onların genel klasik adı bankalarda çok eskiden teftiş kuruluydu. 2001 krizinden sonra teftiş, geleneksel teftiş kurullarının yanında iç kontrol uyum birimleri tesis edildi bankalar tarafında. Ve bankalarda bu kapsamda bilgi teknolojileri departmanları da, evet, bilgi teknolojileri denetim departmanları da tesis edilmeye başlandı. Şimdi ve reel sektörde, halka açık olsun, reel sektörlerde iş denetim departmanlarının kurulması zorunluluğu yok. Bunlar tamamen ihtiyar olarak işletme yönetiminin kendi alacağı kararlar çerçevesinde yapacağı bir proje. Ki ben de hem derslerimde ve yapmış olduğum, vermiş olduğum derslerde, evet, veya yapmış olduğum danışmanlıklarda hep şunu ifade ediyorum. Aslında reel sektör açısından bir zorunluluk olmadığı için, ama yönetime katkısı İç denetim departmanlarının çok fazla olduğu için aslında ben iç denetim departmanlarına bir proje gözüyle bakıyorum. Eğer işletme yönetimleri bu projeye ne kadar sahip çıkarlarsa, iç denetim departmanlarının yönetime vereceği raporlarda da etkinlik ve verimlilik o derecede artıyor. Bunun için de mutlaka, tabii ki bu büyük yapılarda, holdinglerde bakış açısı tabii ki çok daha farklı. Onlar holding yönetim kurulları iç denetim departmanlarına bayağı sıkı sıkıya bağlanmış vaziyetteler. Ama evet, ölçek olarak orta ve yani KOBİ dediğimiz, evet, KOBİ orta büyük ölçekteki işletmelerde iç denetim departmanları kuruluyor, ama yönetimin istediği çerçevede bir raporlama yapamadıysa orta kademe işletmelerde yönetim bu projeye, ki proje olarak adlandırdığımız, evet, projeye çok sahip çıkmıyor ve denetim departman, iç denetim departmanları zorunluluk olmadığı için, evet, ilave edebiliyor. Evet, onun için bu soruyla ilgili olarak son ifade edeceğim husus, mutlaka mutlaka yönetim iç denetim projesine sahip çıkmalı. Ama bugün olmasa bile gelecekte iç denetim departmanlarının yönetime sağlayacağı katkı yadsınamaz olacaktır. Kesinlikle. Peki iç denetim departmanlarının geleceği nereye doğru evrilecek? Gelecek konusundaki tahminleriniz? Evet. Teşekkür ederim bu sorunuz için de. Şimdi iç denetim tabii ki dünya bir büyük bir teknolojik devinim, evet, içerisinde. Artık denetim sektöründe bir sürü teknolojik teknikler, yazılımlar, özel yazılımlar kullanılabiliyor. Artık, evet, süreç hep bahsediyoruz. İşte Endüstri 4.0, işte, evet, dijitalleşme, bütün süreçlerde işte robotik sistemlerle üretimler işletmelerde ön
planda olacağı için mesleğimizde de özellikle denetim ve iç denetim mesleğinde de tamamen ben dijitalleşmenin olacağına kanısındayım. Evet. Tamamen yazılımlar artık biraz daha etkin olacak. Özel denetim yazılımları. Ve algoritmalar tabii, geliştirilecek değil mi? O yakından takip edilecek. İşler. Ve tabii ki insan olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor. Tabii evet. ki insan yani denetçiler olacak ama biraz daha ekstra faydası olacak. Kesinlikle kesinlikle. Bu kapsamda daha çok teknoloji evet. kullanılacak ki dünya oraya doğru gidiyor. Ha bu belki de insan kaynağının daha az kullanılması ile ilgili olarak belki tabii ki beşeri çalışan sermayesinin azalmasıyla doğru orantılı olabilecek ama bu kapsamda da iş denetçiler kendilerini teknolojik yeniliklere ne kadar uyarlarlarsa evet. gelecekte de kendini o derecede bir iş sahası yaratacaklardır veya en azından iş yerini kaybetmeyeceklerdir tabii. diye düşünüyorum. Yani insan kaynağının yeri ayrı. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden kesinlikle. Yani aynen. devam edecektir devam muhakkak. Edecektir. Çok önemli kesin, bir kesin. Bölüm çünkü bölüm. Gerçekten. Kesinlikle. Bugünkü konuğumuz doçent doktor Engin Ergüden'di. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bana fırsatı sağladığınız için. Çok çok teşekkürler. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.